yani böyle sanki beynimi açıyorlar böyle. Sanki bir çiviyle böyle çakıyorlar yani. En sonunda acile gittik. Ama sonra işin tadı kaçtı. Önereceğim birkaç bir şey var. Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben Dilara. Bugün biraz acılı bir video çekeceğim. Yani şöyle, kısa bir süre önce dişim apse yaptı. Ve o hastalık süresince internette sürekli apseli diş nasıl olur, neden olur, işte nasıl geçer, insanlar ne yaşamış, ateş normal mi, zoklaması normal mi, bu kadar ağır normal mi, bu inecek mi gibi sorularla bir sürü isteğe girdim, çıktım isteğe girdim. Ve en sonunda dedim ki apsem geçtikten sonra ben de bu konuda kısa bir video çekeyim. En azından benim gibi kader ortağım, hasta arkadaşlara yardımcı olabilirim belki. Öncelikle şöyle başlıyorum. Benim apse yapan dişim apse olduğu güne kadar hiçbir şekilde ağrımadı. Yani şöyle, evet hani yemek tatlı bir şey yediğim zaman sızlıyordu, işte soğuk sıcak hissediyordum ama dayanılmaz bir ağrı yaşamadım. Bir sabah uyandığımda inanılmaz derecede dişim ağrıyordu. Yani sanki beynimi açıyorlar böyle. Sanki bir çiviyle böyle çakıyorlar yani, anlatamıyorum, çok fena bir ağrı. Ve hemen ağrı kesici içtim falan filan, geçmiyor. En sona acile gittik. Acile bana bir ağrı kesici verdiler. Bir de augmentin verdiler. İlk gece dedim ki ben zaten uyuyamayacağım. Yani öyle bir ağrı var ki uyuyamayacağım. Ama şişeceğini falan hiç düşünmüyorum. Neyse ben sabaha kadar böyle söylene söylene ağlaya ağlaya bekledim. Ve gerçekten hani İnsan acıdan uyuyamaz mı? Uyuyamadım ya. Uyuyamadım şaka gibi. Sabah oldu, ben artık böyle krizi geçiyorum. Hani uykusuz kalırsınız ve onun gerginliğini yaşarsınız ya. Bir de üstüne diş ağrı eklendi yani. İlk gün yüzümün şişti aslında ilk gündü. Yani sabah uyandım. Normaldi yüzüm. Hatta fotoğrafını da buraya koyacağım. Yüzüm normaldi. Ama böyle saat saat yüzüm şişmeye başladı. İlk baş dalga geçiyordum. Hani aa işte yamuldum. İşte böyle yüzüm bir tarafı şişti falan, arkadaşlarıma işte komik fotoğraflarımı atıyorum falan filan. Böyle baktığın zaman hani şişman bir kadın dersin. Ama böyle baktığın zaman yani çarpmış gibi gözüküyorum. Allah belam vermiş, anladın mı? Şuna bak, bu ne? Abi Allah'tan artık acılarımla dalga geçerek barışma yoluna doğru. Ama sonra işin tadı kaçtı. Zaman geçtikçe yüzüm şişmeye devam etti ve inanılmaz derecede zonkluyor. Geçmeyecek zannediyorsunuz, anladın mı? Öyle bir acısı var. Sadece ağrı değil. Yani yemek de yiyemiyordum. Her şey böyle bebek maması gibi püre haline getirdim. Ve pipetle içtim. Her şeyi küle verdim ya hafta. Ertesi gün artık şişliği normal inmeye başladı. Yavaş yavaş. Dördüncü gün, işte beşinci gün derken o şişi indi. İniyor. Korkacak bir şey yok. Genelde bir haftaymış zaten süresi. Yaklaşık bir hafta içerisinde dişiniz iniyormuş. Bu arada dişim galiba çekilecek. Kanal tedavili dişimmiş. Ve çekilmesi gerekiyormuş. Süreç böyleydi. Yani bir hafta içerisinde indi. İlk gün çok fazla ağrıyor ama sonrasında yavaş yavaş ağrısı azalmaya başlıyor. Önereceğim birkaç bir şey var. Antibiyotik. Kesinlikle bir kere doktora gitmemez yapmayın. Çünkü kendi kendinize halledebileceğiniz bir şey değil. Doktor size antibiyotik verecektir muhtemelen. O antibiyotiği saati saatine kullanmanız çok önemli. Lütfen saati saatine kullanın. Benim gibi yapmayın. Burası yani şişen bölge, sıcak oluyor, ateş oluyor orada. Ben ilk gün bütün gün buz tuttum. Buz orayı uyuşturuyor ve sıcak olduğu için de iyi geliyor. Buz koymanız herkes için geçerli değil ama çoğunluk için geçerli. Hatta bana doktorum buz vermişti. Yiyecek içecek olarak iltihap sökücü şeylerle beslenmeye çalıştım. Yani ne kadar faydası olmuştu bilmiyorum. Derde çallı süt içtim galiba. Tam hatırlamıyorum şu anda yediğimi de. Bu arada gayet lezzetli oluyor. Ya, genel olarak işte bazı yiyecekler var. İltihap sökücü özelliğe sahip sarımsak gibi. Yediğim şeylere bunları kattım. En azından beslenmem bu yönde ilerlesin. Yani tabii ki de asıl öğe burada antibiyotik kullanmamdı. Denemekten fayda zarar gelmez. Tuzlu karbonatlı gargara yaptım. Dişlerinizi düzenli olarak fırçalayın. Diş ipi kullanın. Ağız gargarası kullanın. Ağız gargarası.
gargara kullanın. Abi diş reklamı gibi oldu. Doktora gitmek için dişinizin ağrımasını beklemeyin. Ben de beklemeyeceğim. En önemli tavsiyem budur. Ben, bu arada şunu eklemek istiyorum. Diş konusunda bazılarımız gerçekten çok şanssız. Ben o çok şanssız olan tayfadım. Yani bugüne kadar defalarca kez kanal tedavisi yaptırdım, dolgu yaptırdım, tel taktırdım, gömülü diş ameliyatı oldum, tanıdığım ağzında yani 2-3 günde bir diş fırçası sokan insanlar var ve hiçbir şey olmuyor ya. Hiçbir şey olmuyor. Her neyse. Umarım video işinize yaramıştır. Öncelikle hepinize, eğer abseniz varsa bu videoyu izliyorsanız geçmiş olsun diliyorum. Birazcık zor bir durum ama atlatacaksınız. Dizi izleyin. Dişiniz abseliyken dizi izlemek güzel oluyor. Unutuyorsunuz acınızı. Acınızı unutacak şeyler yapın. Bu kadardı.